İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, izleyicilerimizin de tanıdığı enerji ve iklim uzmanı ve aktivist Önder Algedik. Önder, programa hoş geldin. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum size. Sağ ol. Önder'le ilk tanıştığımda kendisi 350 Ankara'daydı ve bu iklim aktivist grubunun da kurucularındandır. Önder, hatırlarsan biz Kopenhag iklim konferansında da beraberdik. Kaç, 2007 yılı mıydı? O 2009. 2009, tamam. Bugünlerde ise Önder İklim, Çevre, Enerji Soruları Araştırma Derneği Başkanı. Söyleşimize başlamadan önce ben bir iki noktaya değinmek istiyorum. Bir kere doğada atık diye bir olgu, bir kavram yoktur. Yani her sürecin çıktısı başka bir sürecin girdisi oluyor. Yani doğaya baktığımızda bu döngüsel bir sistem. Ama bizim bu kullanat ekonomik modeli lineer bir sistem ve bunun sonucu atık dünya çapında büyük bir sorun haline geldi. Öyle ki dünyada her yıl yanılmıyorsam böyle 2 milyar tondan fazla çöp üretiliyor. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de 3 büyük krizle karşı karşıyayız. Bunlardan ilki iklim krizi, ikincisi doğa ve biyoçeşitliliğin kaybı, üçüncüsü de atık ve kirlilik, yani hava ve su kirliliğinden bahsediyor. Bu arada atık dediğimizde 15-20 ayrı kalem karşımıza çıkıyor. Onun için biz de bugün kentsel katı atık konusu üzerinde konuşacağız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Önder'cim, bu Türkiye'de yıllık kentsel atık konusunda veri var mı, varsa ne kadar bir atıktan bahsediyoruz? Aslında var yani şu an şöyle bir şey var. Bir, tehlikeli atıklarımız var. Onları biliyoruz. Onlar çok teknik şeyler. Tehlikesiz atıklarımız var. Bunlar daha çok sanayinin atıkları olan şeyler ve önemli olan da geri dönüşen, önemsiz oranda da hani hatta sayıda bir miktarda da bertaraf edilen. Bir de kentsel atığımız var. Şimdi böyle bunlar çok kafa karıştırıyor ve elma ile armut gibi olacağı için ben hani bunları söyleyeceğim ama elimdeki tek rakamı vermeyi tercih edeceğim. Şu an Türkiye'de kentlerde toplam 37-38 milyon ton atık üretiliyor. Bu şu demek, kişi başına günde bir kilogram atık üretiyoruz. Yani 37-38 milyon ton dediğiniz zaman 38 milyar kilogram yapar bu da. Bu da baktığın zaman kişi başına işte 400 küsur kilogram atık demek. O da günde bir kilogram atık demek. Tabii ki şimdi ben mesela haftada bir kilo ancak çıkartıyorum. Ama günde bir kilo yakın çıkartanlar var ama onun dışında bizim başka atıklarımız da var. Sadece biz bunları böyle görüyoruz ama evsel atık dışında ambalaj atıkları var, endüstriyel atıklar var vesaire vesaire. Ama baktığımız zaman asıl senin sorduğun noktaya gelecek olursak, şu an sadece sera gazı emisyonu, iklimde işleyen sera gazları değil, çok ciddi bir şekilde atık üretiyoruz ve bu atıkları önemli bir oranını geri dönüştürmeyip bertaraf etmeyi tercih ediyoruz. Dolayısıyla hani bayağı ortada büyük bir resim olduğunu söyleyebiliriz. Bu günde bir kilogram dedim. Özellikle Batı ülkeleriyle karşılaştırdığımızda ne durumdayız? Yani şöyle, Batı ülkeleri karşılaştığımız zaman tabii çöp konusunda şey değiliz. Yani çöp üretme konusunda sicilimiz bir tık daha iyi. Bu avantajlı pozisyona geçiriyor bizi. Ama biz bu avantajlı pozisyonları kullanmıyoruz. Yani bunu fırsat bilip ona uygun bir atık politikası üretsek, mesela İsveç bizden daha çok üretiyor ama ortalığı atık bırakmıyor. Yani tamamı geri dönüştüren bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla atık üretmek bir sorun ama tek sorun değil. Atık geri dönüştürmek ve o döngüyü, bahsettiğin döngüyü var etmek de önemli bir boyut diye düşünüyorum. Peki bizim çöplerin geri dönüştürülme oranını biliyor muyuz? Biliyoruz. Aslında bakanlık çok kabaca bunları izliyor aslına bakarsak. Şimdi özellikle sokak toplayıcılarının olduğu sektörlerde çok iyi bir geri dönüşüm söz konusu. Onların oranı yükseliyor. Ama onların olmadığı alanlarda çok başarılı değiliz. Yani Türkiye'de çok genel bir rakam var. %10 civarında toplam atıklarımızın geri dönüştüğü söyleniyor. Bu oranın yüksek olduğu alanlar mesela kağıt, karton, bu oran biraz daha yüksek.
Ama baktığımız zaman mesela Türkiye'de ambalaj atığı geçen sene üretim 9,5 milyon ton. Pardon, 2020 yılında 9,5 milyon ton. Geri dönüşülen miktarsa bunun dörtte birinden az. 2 küsur milyon ton civarı gözüküyor. Tehlikesiz atıklara bakalım isterseniz. O endüstri atıklarla daha fazla geri dönüşmesini bekliyoruz ama 23.7 milyon ton tehlikesiz atık gözüküyor. Bunların çoğu aslında bugün konuştuğumuz Avrupa'dan ithalat eş gelen atıklar. Bunların da 11.2 milyon tonu ancak geri dönüşüyor. 7 milyon tondan fazlası geri dönüştürülmüyor, bertaraf edilmiyor. Şimdi bunları niye söylüyorum? Biz aslında çöp üreten bir ekonomiyiz. Yani şu an herkes çöp ithalatını konuşuyor ama çöp ithalatı sadece buzdağının görünen yüzü. Ama buzdağının altında bizim bu ülkede ürettiğimiz atıklar var, endüstri ürettiği atıklar var ve bunun önemli bir kısmı geri dönüşmüyor. Ve çok ciddi bir ekonomik kayıp ve önemli bir kısmı bertaraf ediliyor. Ve bize pislik olarak, doğa tahribatı olarak, biraz evvel bahsettiğim Guterres'in sözünde atıfta bulunacak olursak, böyle şeylerle geri dönüyor. Dolayısıyla baktığımız zaman geri dönüşüm oranımız Avrupa'nın oldukça gerisinde. Avrupa'da %40 civarı, bizde %10 küsur civarı. Bir taraftan ürettiğimiz atığı azaltmamız gerekiyor. Bir taraftan da geri dönüştürdüğümüz atığı arttırmamız gerekiyor. Bu konuda son 5 yılda Türkiye korkunç geriye gitti. Geriye gitti? Evet. Neden? Şimdi asıl bütün tartışmanın ana noktası şu, bu. 2018 yılında Türkiye bir yönetmelik çıkartacaktı. Bu yönetmelikle getirdiği en önemli şey atık meselesinin depozito uygulamasını getiriyordu. Şimdi depozito uygulaması atık meselesinin en amiral gemidir. Çünkü siz depozito yoluyla önemli bir miktarda ambalaj atığını geri dönüştürebilirsiniz. Şu bahsettiğim %10-15-20 değil, %80'inin kurtarabilirsiniz. Burada çok önemli bir yerleme sağlayabilirsiniz. Ve bunu sağlayarak da atık üretimini çok ciddi düşürüyorsunuz. Atık bertarafını malzeme bırakmıyorsunuz. Çok ciddi bir oran düşürmeniz gerekiyor. Olasılık. Bu opsiyon içinde. Bu yönetmeliği bakanlık uygulayacakken 2019 yılında kamuoyunda poşet düzenlemesi olarak bilinen, ilk başta çevircilerin ya bu poşet paralı oluyor, iyi bir şey, daha az poşet kullanacağız dediği ama aslında bunun üzerinden depozito sistemini öldürdü. Çünkü eğer bakanlık bunu çıkartmış olmasaydı 2020'nin başında depozito uygulaması hayata geçeceği için çok ciddi bir atık sektöründe ve geri dönüşüm sektöründe dönüşüm başlayacaktı. Bunu kesti. Bunun yerine daha üst bir düzenlemeli bakanlık yönetmeliği işleme almak yerine kanun düzenlemesiyle poşeti ve bir grup malzemeyi paralı hale getirdi ve bunun depozito sistemine değil paralı hale getiren bir sistem geliştirdi. Ve böylelikle Türkiye'de yılda 3,5 milyon ton naylon ambalaj malzemesi üretiliyor. Hani market poşeti, alışveriş poşeti, sebze poşeti gibi. Bunun topu topu 500 bin tonu geri dönüşüyor. 3 milyon tonun ne olduğu büyük bir soru işareti. Bir şekilde hayatımızda yaşamaya devam ediyor. Türkiye böylelikle bunun içine sadece birkaç 10 bin, yani 50-100 bin tonluk poşetin tasarrufunu sağladı. Dolayısıyla toparlayalım. Bir depozito sistemi gelecek ve artık her çok önemli oranda her şey depozito olacakken hükümetin getirdiği poşet düzenlemesiyle parasını verip çöpe atabildiğin bir şekle sokuldu. Ve bu sayede bir gelir kapısı dönüştürüldü. Depozito öldürüldü, bu sağlandı. Peki bu depozitoyla poşet programı niye beraber yürüyemezdi? Veya yürüyemez miydi? Tabii ki aslında yürüyemezdi. Çünkü poşet programı tamamen çöpleri doğaya ve topluma ödetme planıydı. Şimdi depozito dediğiniz şey de hem tüketici hem üretici bir sorumluluk taşımak zorunda. Öyle değil mi? Tamam da yani sonuç itibariyle o poşeti alıyorum, çöpümü koyuyorum ve yani geri dönüşüme hiçbir katkısı olmuyor ki. Aynen. Dediğin çok doğru çünkü poşet düzenlemesinin geri dönüşüme hiçbir katkısı yok. Sadece kirletmeyi nakde çeviren bir düzenleme oldu. Ama depozito düzenlemesi dediğin şey geri döndüreceği için hani atıyorum iki tane yoğurt kabuğu kullanıyorsan bir tanesini geri döndür dediğin için bile düşüyor. Yani yarıya düşüyor. Üç defa kullanıyorsan üçte bile düşüyor. Ve böyle tık 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 azaltacak bir şeydi. Onun yerine devlet üreticiye ve tüketiciye sorumluluk vermek yerine öyle bir güzel hareket yaptı ki
poşet meselesini paralı hale getirdi, paranı ver istediğin kadar al noktasına çekti. Ve biz tabii sadece poşeti konuştuk, diğer malzemelerde de benzer bir uygulama var ama devlet çok ciddi buradan para kazandı. Ama şeyi anlayamıyorum hala, yani depozito ile bu poşet programı niye bir arada yürüyemezdi? Niye? İkisi de farklı mantıklar. Birisi yani mantık tamam, poşetten parayı al ama sen yine de ne bileyim yoğurt kabından depozito al, kola şişesinden depozitonu al falan. Yani öyle yoğurt kabından da para alıyor devlet şu an. Yoğurt kabından da para alıyor. Şu an farkında değiliz. Biz ondan fazla kalemden devlet bertaraf parası alıyor. Öyle mi? Tabii ki hiç kimse farkında değil. Yani şimdi zaten sorun da oradan geliyor. Şu an biz Avrupa'dan gelen çöp miktarını niye arttığını bilmiyoruz. Çünkü poşet düzenlemesi Türkiye'de atık meselesinde bir piyasa yarattı. Para kazanılabilen bir piyasa yarattı. Depozito dediğimiz şey bir endüstridir. Geri dönüşüm endüstrisidir. Bertaraf edilebilir. Hani depozitoluk malzemeler vardır. Onun geri dönüşümesi vardır vesaire vesaire. Çok kompleks bir endüstridir ve Türkiye'de geri dönüşüm endüstrisi yaklaşık 38 milyar TL büyüklüğünde bir büyüklüğe sahip. Ama siz burada poşeti paralı yaparak ve diğerlerini paralı yaparak, bunlar ürünlere yedirildiği için görmüyoruz. Paralı yaparak paranı öde ve kirlet prensibi hayata geçti. Paranı ödediğin miktarı kirletebiliyorsun gibi bir durum olmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye 2019 yılında bunu yaptı ama 2020 yılında bir hareket daha yaptı. Şimdi 2020 yılında geri dönüşmesi karlı olmayan çöplerin yakılmasının önünü açtı. Şimdi asıl kaçırdığımız nokta o kadar güzel bir düzenleme oldu ki Türkiye önce poşeti paralı yaptı. Bir yıl sonra 2020 Ekim'inde Ekim ve Kasım'ında çöplerin yakılmasına dair elektrik piyasası kanunu geçirdi ve çöp yakmayı yenilenebilir iklim dostu ilan etti. Anlattıklarını ben şöyle anlıyorum. Şimdi ben yoğurdu aldığımda o yoğurt kabını bertaraf etmek için benden bir para alınıyor. Yoğurdu bitirdiğimde eğer depozito sistemi hayata geçirilmiş olsaydı ben o yoğurt kabını iade ettiğimde onu bertaraf etmek için alınan para bana iade edilecekti. Fakat bugün depozito sistemi uygulanmadığı için o yoğurt kabını bertaraf etmek için bir para alınıyor benden. Peki o para nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Şimdi güzel bir soru. Poşet için benim ilk çıktığını tahminim yıllık 400 milyon TL civarında sırf poşet üzerinden bakanlığın gelir elde edeceğiydi. Bu tartışmalar çok yükseliyor. 400 milyon çok sıkı bir para. Yani siz 400 milyonla çok önemli sorunları çözebilirsiniz. Bakanlık yetkilileri bununla vidanjör alındığını, yok atık suyun elektrik parasını ödendiğini falan söyledi. Yani devletin diğer işlerine harcandı. Bunu harcanmadı. Dolayısıyla bu para boşa gitti aslına bakarsak. Yani bir yerde bu para alındı ama okey. So şey. Peki şimdi bu bertaraf edilemeyen çöpler şimdi bu yeni yönetmelikle yakılabiliyor diyorsun. Şimdi şey, onu da bölüm bölüm alalım. Bu bertaraf edilemeyen çöplere ne oluyor? Şimdi çok güzel, hemen toparlamak için söyleyeyim. Biz aslında depozito sistemine geçecekken birinci sezonunda biz parayla kirletebildiğim bir sisteme geçtik. İkinci sezonda da para etmeyen bertaraf edilebilecek ürünlerin yakılmasına dair elektrik piyasası kanunu kent çöplerini, şehir çöplerini biyokütle ilan eden, yani iklim dostu ilan eden 2016'daki düzenlemeyi tekrar geçirdi 2020 yılının Kasım ayında. Şimdi dolayısıyla bu resmin üçüncü bir karesi daha var. Kasım ayında Aralık ayında başka bir kanun geçirdi. Türkiye Çevre Ajansı'nı kurdu. Şimdi bu ne anlama geliyor? Türkiye Elektrik Piyasası Kanunu'na göre para etmeyen çöpleri yakabiliyorsun. Türkiye Çevre Ajansı'na göre de para eden çöplerin geri dönüşümü Türkiye Çevre Ajansı'na veriliyor.
Buradan atık firmaları çıkartılıyor, buradan belediyeler çıkartılıyor, buradan kağıt işçileri çıkartılıyor. Onlar bu işin taşeronu haline geliyor. Türkiye Çevre Ajansı çöp garantili, hani yolcu garantili havaalanları var ya, çöp garantili bir ekonomik modele dönüşüyor. Bu da 2020 yılının Aralık ayında meclisten geçti. Şimdi öyle bir hale geldi ki para eden çöpler Türkiye Çevre Ajansı'nın ukdesinde artık. Onlar nakde çeviriyor çöplerin geri dönüşümünü. Çok ciddi bir soru işareti. Şehir hastaneleri gibi, havalimanları gibi. Etmeyenlerse elektrik piyasası kanun üzerinden yıkılabiliyor. Ve şu an Türkiye aslında biz şey gibi düşünüyor. Herkes şey diye düşünüyor. Avrupa'dan çöpleri niye geliyor? Türkiye şu an çöplerin kapitalistleştiği, atılabildiği, para ettiği, hani bayağı hani kötü bir black market, kara borsa olduğu bir, kara borsa demeyelim, özür dilerim, matematik bir ekonomiye dönüşüyor atık meselesini. Çünkü siz çöp yakabiliyorsunuz, çöpleri bertaraf edebiliyorsunuz, para edenleri bir ukdede toparlayabiliyorsunuz. Ve dikkat edilirse zaten 2018'den sonra Türkiye'nin ithalat rejimindeki bu problemler artmaya başladı. Ama sorun şu, bizim konuştuğumuz rakam, Avrupa'dan konuştuğumuz çöplerin ezici bir çoğunluğu aslında geri dönüşüm ham maddesi. Metal mesela çok önemli bir şey. Çünkü geri dönüşüm çok ciddi bir endüstri. Bizde böyle çöp deyip hepsi karıştırılıyor. Yani atık meselesi söylediğin çok doğru. Yani atık dediğin şey atılmaz, geri dönüşen bir şeydir. Yani bunun bir sistematik ekonomisi vardır. Bizim için önemli olan bertaraf edilen atıklar ya da çöplerdir. Bunlar ya yakılır ya toprak altına konur. En önemli olanlar bunlardır. Geri dönüştürülebilen atıklar, bizim çok büyük problemimiz yok asla bakarsan. Ne zaman bu işin suyu çıkıyor? 2019'dan sonra, çünkü Türkiye'de poşet üzerinden paralı hale gelen bir çöp atık endüstrisi olmaya başladı. Daha kapitalistleşti ve daha farklı, şu anki AKP'nin ekonomisi uyumlu hale gelmeye başladı. 2020 yılında da resim tam oldu. Bu o zaman için bir iddiaydı. Çünkü biz 2019'u bu mevzuya çıktığında bizim Hüseyin Ankara'nın çıkışı şuydu. Çöp paralı olmuyor, doğaya ve topluma ödetiliyor idi. Yani ortada bir çöp var, doğaya ve topluma ödetiliyor ama günün sonunda bertaraf şey olmuyor, geri dönüşmüyor. Şimdi ne oldu? Çöpün para edeni Çevre Ajansı'nın oldu. Şu an Çevre Ajansı kuruluş aşamasında, kimse bunu tartışmıyor. Yakında hani ilerliyor ve onlardan haberler gelecek, ihaleler olacak. Ve hepimiz Çevre Ajansı'nın tedarikçisi olacağız, bunun kölesi olacağız. Artı para etmeyenlerse yakılabiliyor. Şu an Türkiye'de deli gibi çöp yakma tesisleri açılıyor. Dolayısıyla çöpün bu kadar kötü bir black market olduğu bir ülkede tabii ki suistimaller gireceklerdir. Ama hala söylüyorum, Avrupa Birliği'nde atık ithalatında amiral gemileri geri dönüşebilen atıklardır. Geri dönüşme atıklarla ilgili suistimaller tabii ki önü açıktır. Ama Türkiye bu suistimalle kucak açmayı poşet yasası, elektrik piyasası kanunu ve Türkiye Çevre Ajansı'yla önünü açtı. Şimdi şey, aslında çok konuya değindin. Şöyle, ben hatırlıyorum, Detroit'te çöp yakma konusu gündeme gelmişti. Ve çevreciler özellikle buna çok çok karşı çıkıyorlardı. Yani bu, evet elektrik üretiyorsun ama hani çok büyük bir çevre tahribatı var. Bu konuda neler dersin, neler söylersin? Şimdi şöyle bir şey, bu bir defa halk sağlığı açısından çok tehlikeli bir şey. Yani içindeki bütün kentsel atıkları yakıyorsun, plastikten tutun bilmem neye kadar, korkunç bir yakın var söz konusu. Dolayısıyla halk sağlığı açısından halk sağlıkçıları bunu hiç beğenmiyorlar. Bunu acayip reddediyorlar ve problemi görüyorlar. İklim açısından korkunç bir şey, çünkü içinde çok ciddi plastik gibi malzemeler var. Bunları yakıyorsunuz, bu bizim için sera gazı demek. Üçüncüsü, Türkiye'de zaten bu tür tesislerin inanılmaz iyi olsa bile denetlenmediği için iyi çalışmadı. Hepimiz çok iyi biliyoruz, çünkü Türkiye'de sorun mühendislik değil ki. Yani mühendisliği halledersin ama denetlenmeyince patron çok rahatlıkla o bacanın filtresini kapatabiliyor. Filtre dediğin şey enerjinin %1-2'sini harcayan bir şey. Dolayısıyla %1-2 kardan vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla çöp yakma tesisi demek şu demek. Eskiden çöpleri bertaraf ettiğinde çöpleri toprağa gömüyorduk. Çöp yakma tesisiyle şu an çöpleri havaya gömüyoruz. Evet. O peki şey, yani toprağa gömmek de başlı başına bir sorun.
bir kere alan bulmak. Onun dışında o da groundwater, yeraltı sularına karışması vesaire vesaire. Yani okay, biraz iç karartıcı bir tablo. Fakat peki bu konuda olumlu gelişmelerimiz var mı? Ya olması yani mümkün değil. Yani ya şimdi şöyle bir şey var. Şu an Türkiye'de çok siyaseten içi boş hayaller satılıyor. Ve o yüzden de ciddi bir olay olduğu zaman çok ciddi demoralize oluyoruz. Şimdi biz toplum olarak bir gerçekliği öğrendiğimiz zaman boynumuzu büküp yapması gerekeni yapan insanlarız. Yani hepimiz öyleyiz aslında. Şimdi burada Türkiye'de iç acıcı bir gelişme olması mümkün değil. Çünkü şu an AK Parti son 5 yılda çöp üzerine inanılmaz bir ekonomi oluştu. Ve şu an çöp meselesinde Türkiye'de muhalif tarafıdır korkunç bir çöp milliyetçiliği var. Yani Avrupa Birliği'ne çöp geliyor. Mesela bakın içeriğine. Önemli bir kısım geri dönüşüm malzemesi ve Türkiye aslında iyi bir atık altyapısı kursa geri dönüşüm ham maddesini Türkiye'den sağlayabilir. Şu an atıkçıların en büyük problemi o. Çünkü adam diyor ki İngiltere'den çok düzgün şey geliyor diyor. Ham madde gibi ben bunu kullanabiliyorum diyor. Türkiye'de niye yok diyorsun? Türkiye'de her şey karman çorman. Çünkü ayrıştırma diye bir şey yok. Türkiye'de mesela ayrıştırma altyapısı kurulsa, hani depozitonun yanında tabii ki tek başına değil, kurulsa çok ciddi bir şekilde ham maddeyi buradan sağlayabilir. Bizim o 37 milyon tonda 8-10 milyon ton olan geri dönüşüm miktarı 15-20'ye çıkar ve 37 milyon tonla depozitoyla beraber 30'lara doğru azalmaya başlar. Şimdi dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. Şu an Türkiye'de en olumlu şey ne? Türkiye'de en olumlu şey atık işçileri. Şu an pek çok yerde bazı belediyelerle aynı oranda neredeyse çöp topluyorlar. Geri dönüştürüyorlar. En iyi yapımız şu an Türkiye'de bir numaralı ve tek örneğimiz atık işçileri. Bizim sitemizde de maalesef belediye geri dönüşüm yapmıyor. Biz de dediğin gibi atık işçileriyle çalışıyoruz. Yani peki bu o halde buradaki sorunlardan birisi halk arasında da bu geri dönüşüm konusunda farkındalığın çok düşük olması, değil mi? Tam bilakis şu an farkındalık çok yüksek. Zaten farkındalıktan dolayı insanlar depresyona gidiyorlar. Biz Ankara'da festival düzenlemiş, Üçsel Ankara'da. En full çeken filmler atık filmleriydi. Çünkü her gün atıkla uğraşıyor insanlar. Türkiye'de temel sorun her şeyin farkındalık gibi bir yerde kalması. Yani bizim aslında politika ihtiyacımız var. Farkındalık kesmiyor ki. Fark ettikçe depresyona giriyorsun. Ben uzun süre çöplerimi ayrıştırıyordum. Sonra aynı kamyonu kondum gördükçe bunalıma giriyordum. Ki bunu hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla farkındalığın ötesinde bizim aslında politika ihtiyacımız var. Bizim aslında işbirliğine ihtiyacımız var. Belediye, halk, endüstri, ticarethane, atık işçileri hep beraber çözüm üretmeye bir imece ihtiyacımız var. Dolayısıyla bence farkındalıkta yani bir sıkıntı falan yok. Ha şu var. İnsanlar boş vermiş durumdalar ruh hali. Hiçbir itirazım yok. İki, insanlara sorumluluk verilmiyor. Yani şu an ne devletin sorumluluğu var ne belediyenin ne de sizin. Yani şimdi çöp atabiliyoruz, çöp atılabilir bir kavram haline getirildi ki Marmara Denizi'nin bütün endüstri çöplerini boşaltabilsin. Yani şu an Marmara Denizi'nin tabanında her dönümde 500 kilogram çöp var. Yani bunu sağlayan bir şey oldu. Şimdi temel soru farkındalıktan çok aslına bakarsan politikasızlık. Peki bu konuda muhalefetin girişimleri var mı? Bunu görüyor musun? Yok. Yani yok. Yani şöyle ufak tefek birkaç belediyelerde iğne olduğunu sezdiğim yerler var tabii ki. Ama yetmiyor. Yani şimdi şöyle bir şey de var. İktidarın makro politikası karşısında bir belediyenin bunu başarması çok kolay değil. Niyetlerin iyi olduğunu düşündüğüm yerler var. Ama bu yeter mi? Ama şunu söyleyebilirim. Mesela örnek vereyim. 2010 yılında Kadıköy Belediyesi poşeti yasaklama kararı almıştı. O hareketle Çevre Bakanlığı atıklar içindeki poşetle ilgili düzenlemeleri çıkartmıştı. Geri koymak zorunda kaldı. Çünkü iyi bir belediye başarısı ana merkezi hükümeti de zorluyor. Dolayısıyla hani niyet var, motivasyon var ama mesela Nilüfer dedim. Kadıköy'ün örneği gibi birkaç örneğe ihtiyacımız var bizim şu an. Peki bu yurt dışından gelen atıklara baktığımızda şimdi sen öyle bir konuştun ki biraz kafam karıştı açıkçası. Yani bu
bugüne kadar anlatıldığı gibi bir çevre felaketi değil aslında. Bize bir şekilde kaynak geliyor. Ay, şöyle diyorum, burada tabii ki bir çevre felaketi var. Ama buradaki çevre felaketi, felaketin buzdağının üst tarafı. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de ithal çöpler denetimsiz de yerli çöplerimiz denetim değil mi? Yani büyük resimde sorun aynı diyorsun. Denetimsiz. Tabii ki. Yani şimdi orada mesela durum anlatmaya çalışıyorum. Şimdi aslında hikaye nereden bozuldu? 2017 yılında Çin 24 kalem ürünün ithalatına kısıtlamalar getirdi. Ve 2018'de mesela 22.6 milyon ton Çin'in atık ithalatı, bunun önemli bir kısmı yine dediğimiz şekilde kullanılıyor. Ama tabii ki Çin hükümeti bunu kontrol edemediğini fark etti. Bir dizi problemler ortaya çıktı ve böyle bir adım attı. 2019 yılında 22.6'dan 13.5 milyon tona düştü. Şimdi Türkiye bunu gördü, bu boşluğu. Çünkü atıklar için yeni bir adrese ihtiyaç var. Atık politikasını sulandırmayı, depozito gibi üst ölçüye taşıyan politika yerine sulandıran bir politikaya gitmeyi tercih etti. Ve zaten 2017 kararının hemen akabinde 2019'da böyle bir karar çıktı. Çok paralel çalışan şeyler. Şimdi burada temel sorun Türkiye'nin atık ithalatı değil. Yani şu an İsveç atık ithal ediyor. Türkiye atık ithal etmek için geldi mesela. Türkiye'de atığın denetimsiz olması. Türkiye'de atığın... Pardon, sözünü kestim. Yurt dışından gelen atıklar da geri dönüştürülmüş şeklinde mi geliyor, yoksa olduğu gibi mi? Şimdi şöyle bir şey. Endüstriye göre, endüstri diyor ki, biz diyor sınıflandırıldığı için atıkları sınıflandırılmış şekilde alıyoruz ve kullanıyoruz diyor endüstri. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir atık geri dönüşüm sistemi var. Dolayısıyla bunun önemli bir kısmı böyle. Ama hatırı sayılır bir kısmı denetlenmediği için böyle oluyor. Burada konuştuğumuz rakam birkaç on bin ton ya da birkaç bin ton, bilmiyoruz, soru işareti. Ama birkaç milyon ton değil. Bunun önemsiz olduğunu asla söylemiyorum. Ama atıyorum bin ton, iki bin ton, üç bin ton biz İngiliz çöpünü dert ediniyorken, şu an Türkiye'nin yaylalarında, köylerinde, kırlarında milyonlarca ton atık var. Ve bunlar bizim ürettiğimiz atıklar. Biz bunu konuşmuyoruz. Ama daha da kötüsü, şu an Türkiye'de kaç tane atık yakma, çöp yakma tesisi var biliyor musun? Sadece çöp yakma lisansı olan 35'ten fazla çimento fabrikası var. Şimdi bir saniye. Bu çimento fabrikaları çöp atıkları yakarak enerji üretiyor. Evet. Ve külü nereye gidiyor? Peki bu Türkiye'nin her tarafında mı? Evet. Evet. Kimse bunu konuşmuyor ve şu an 35'ten fazla dedim atık yakma lisansı olan çöp tesisi. Çöp yakma lisansı olan toplam tesis sayısı 3-2 yıl evvel sıkı dur 70'ten fazlaydı. Peki bunun çevre etkileri ölçülüyor mu? Yani etkilerini anlıyor muyuz? Ne? Yani ben bu tür konularda Türkiye'de çalışma olmadığını ya da olamayacağını bildiğim için bu atık yakma üzerine çok çalışma var. Şu an dünyada atık yakma karşıtı kampanya patlamış durumda. Ve onların çalışmalarını kullanmaya çalışıyorum. Halk sağlığı uzmanlarına sormaya çalışıyorum ki onlar komple karşılar. Çünkü oradaki atmosferde yayılan kimyasalların listesini ve hepsinin sağlık etkilerini biliyorlar. Dolayısıyla hani bu kadar kimyasal yaktığın zaman ortaya çıkacak gazların, uçucu maddenin, küllerin etkilerini, suya geldiği zaman, gıdana geldiği zaman, nefesini aldığın zaman ne etkisi olacağını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla yani mesela şöyle söyleyeyim, şu an Türkiye'nin en büyük atık yakma tesisi nerede biliyor musun? İstanbul'da. Yılda 1 milyon ton çöp yakıyor ve yakılan çöp, bu yaz aşıldı, yakılan çöp hakim rüzgarlar sebebiyle
Güney ve Güneydoğu Marmara'ya akıyor külleri kuzey rüzgarlarından dolayı. Yani bir taraftan elektrikteki maliyetlerin sıkıntısını çekiyoruz. Öbür taraftan çöp yakmanın yarattığı çevre zararlarını. İngilizce'de bir deyim var. Stuck between a rock and a hard place diye. Biraz o durumdayız galiba. Evet, Türkçesi iki tarafı kirlenmiş değnek diyebiliriz belki de. Şimdi dolayısıyla sonuç olarak nereye geldik? Türkiye'de çöpünüzü bu kadar rahat yıkayabiliyorsanız çöpü ithal edebilirsiniz. İthal ettiğiniz çöpte suistimal yapabilirsiniz. Siz zaten kendi çöpünüzü suistimal ediyorsunuz. Niye? Yani şu an ben çöp ithalatının büyük bir kısmının kötü olduğunu iddia etmiyorum. Bununla ilgili hiçbir veri yok. Ama suistimal edilmeyeceğini asla söyleyemiyorum. Çünkü Türkiye'de zaten kendi çöpünü suistimal eden, bunu yakan, toprağa gömen, takip etmeyen bir yapı var. Ve bu politikaları öldüren bir yapı var. Türkiye kendi çöpünü bunu yapıyorsa para karşılığında başkasının çöpüne de bunu yapmaz mı diye bir soru soruyorum. Ben bu soruyu sorunca kilitleniyorum. All right. Vaktimiz bitmek üzere. O zaman şöyle, çözüm olarak önerilerin nedir? Çözüm olarak önerilerim. Bir, geri dönüşmeyen hiçbir malzeme üretimi yapılmamalı, yasaklanmalı. Bunun için sanayiye birkaç yıl verilmeli. Bir yıl, iki yıl, üç yıl bilmiyorum. Sözünü keseceğim de. Peki bu konuda anlaşma var mı? Yani neyin geri dönüştürülebileceği, neyin geri dönüştürülemeyeceği, bu konuda standartlar vesaire var mı? Şimdi yani basitten alayım aslında. Şöyle bir sahne hatırlatayım. 2010'ların başında iklim değişikliği eylem planı izleme raporları vardı hatırlarsın. Beraber birkaç toplantıya katılmıştık. Atıkla ilgili oturumda biliyorsun atıkta önce 3 R vardı. Recycle, reuse, reduce. Yani geri dönüştür, azalt, tekrar kullan. Bunları yapamadıktan sonra geriye kalan opsiyon da gömmedir. Şimdi bu üçünü yaptığın zaman önemli miktarda azaltırsın. Bunları yapmak gerekiyor ama bunu yapmadan önce Türkiye'de üreticilerin de kendi ürünlerini öyle tasarlaması gerekiyor. Yani depozitolu bir kapta satmak var, tek kullanımlı bir kapta satmak var. Bu geçişi yaptığı zaman otomatikman mesela buradaki yükünüz de azalmaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla bütün mesele şu. Şu an Türkiye yılda birkaç 10 milyon ton, 10 mu 20 mi bilmiyorum, milyon ton atığı toprağa gömüyor ve bildiğim kadarıyla 5 milyon ton 2020 yılında yaklaşık 5 milyon ton atığı da yaktı. Yani milyonlarca ton toprağın altına gömülüyor, milyonlarca ton çöpse atmosfere gömülüyor. Böyle bir resimde bizim hızlı kapatmamız lazım. Bunun yolu 3R'dir. Hızlı geri dönüşüm yapmak, depozito sistemini kurmak, reuse'u tekrar kullanımı olacak şekilde tasarımları baştan değiştirmek ve buna da birkaç yıl içinde yapmak ve bir yıl içinde de ve altı içinde de ve bir iki yıl içinde yapılması gereken hızla karar vermek. Başka şansımız yok ve bu yüzden de ben çok spot olarak şunu söylüyorum. Geri dönüşmeyen şeyler üretilmemeli, yasaklanmalı. Çünkü hakikaten bir şey geri dönüşmüyorsa, doğaya birilerine zarar verecekse niye böyle bir sorumsuzluğa izin veriyoruz ki? Dolayısıyla ben çözümün basit olduğunu düşünüyorum. Dünyada örnekler var mı? Biz deli gibi 3-5 yılda İsveç örnek gösteriyorduk. Neden İsveç %100 geri dönüşüm yapıyor vesaire. Ya da Lean Shopping diye bir şey var. İsveç'te bir belediye var. 110 bin nüfuslu. Lean Shopping atıklarından elde ettiği gazla toplu taşıma sistemini çalıştırıyor. Bundan daha güzel örnek olabilir mi? İklim dostu atık üzerine iklim dostu ulaşım sağlayabiliyor. Yani çok güzel örnekler var. Bence çözüm basit. Şu an halk hazır ama siyaset pek hazır değil. Zaten sorumuz da o. Okay. Peki, programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar Bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.